Açık mutfağın bir ya. Şunu bir tuttu bir. 1 2 Açık mutfağın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün enerjiler yüksek. Neden? Bugün sen mi yoksun yoksa? Hayır, bir konuğumuz var. Annem böyle bakıyorsun ya. Sanki haberin yok. Alkışlarınızla kanalımızın ilk konuğu Yeşim Dursun geliyor. Hoş geldin Yeşim'cim, nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Yemek var dediler, ben de koşarak geldim. Sen de gözük şurada bir yerde. Bugün çiğ börek yapıyoruz. Eskişehir. Evet, ben Eskişehirliyim bu arada. Sen yaptın mı? Yaptım. Yalan gibi geldi bana. Yalan mı? Soralım anne. Yapmışlığı var ve çok da güzel yapıyor. Göreceksiniz şimdi. Oğluma güveniyorum. Hadi ha, ne oldu? Hamur açarken de gördüm. Aferin, aferin. Kaç kere yaptın hayatında çiğ börek? Hiç yapmadım ama çok yedim. İnci nerede? İnci. İnci gördün mü? Ses geliyor mu? Allah Allah. Aa, buradaymış. Bir de terlik yedi şu kadar. Çıkarayım mı? İnci. Kendimi motive ediyorum terliğe. Hadi giyin artık terliğe. Olsun olsun. Ha, giyindim mi? Yedirtmem. Öyle söyleyeyim. Sen İnci'yi savundun ve annesi böyle yaptı. Ne yapıyoruz? Çiğ börek yapıyoruz. Evet, evet. Kadraja böyle sığacağız anca. İnci. Evet. Fotoğrafçıya gitmiş engel fotoğrafı çektirir gibisin, o ne mi? Biraz aksiyon ya. Aksiyon var mı? Arkadaşlar, çok güzel hareketlerin 160 küsürlü bölümlerinde Yeşim'le beni göremezseniz bilin ki İnci'den hastalık bulaştı. Evet. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine sürekli kafayı açıyor. Aa, bilekliklerimiz. Şöyle bir... İnci'nin annesi hediye etti bize. Bileklerimizi diledik. Şimdi leylek göreceğim inşallah. Sürekli havaya bakmak zorundayım artık. Maddiyatla alakalı bir dilek miydi? Yani ona çıkıyor tabii. Sen? Benim alakası yok. Sen zaten sınav dile... Net dile bir şey, üniversite bir şey, İnci odaklan biraz. O kısmına babası bakıyor ya. Orada babası zaten bunu takıp İnci iyi bir üniversite kazandı. Onun bile yok. Şimdi özel üniversite fiyatlarını konuştuk geçen gün biraz. Bugün bence çok eğlenceli bir video olacak. Bence de. Öncelikli olarak bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ay ne demek, ben çok, çok mutlu oldum. Çok yazdılar falan hani Emre'nin kanalıma. Bir videom, birinci daha ne izlenmişiz, ne izlenmemiş belli değil. Geldi dedi ki kankim beni çağırırsan ben istediğin zaman gelirim dedi. İşte budur be! Dostluk be! Alo? Ooo! Duymuyorum! Duymuyorum! Biri biraz var öyle. Korkmayın şimdi ondan. Oluyor böyle bazen krizleri geliyor. Sana bir şey anlatıyorum, bana baksana. Burada korkma işini alalım böyle bir. Hadi ya. Korkma işini alalım. Çiğ böreğimize geçelim artık. Hadi geçelim. Evet, unla başlayalım o zaman. Bir malzemeleri tanıtalım önce. Un. Yeşim bak bu kıyma. Yoğurdun İngilizcesine. Yoğurt. Burada Doktor Ferhat Göçer'in hamur kabartma tozu var. Merdanelerimiz. Soğan. Bir soğan daha. Bravo. Oo. Yumurtalığınız bu arada müthiş. Ben yoğurayım mı yine? Evet, Emre yoğursun. Ben gördüm çok iyi yoğuruyor. Şurası başvurmak değil mi? Bu kadar zor değil. Her hafta olduğu gibi bu hafta da baba dedim bugün çekim var. İşte hatta bir misafirimiz var dedim. O İskender mi yapıyoruz dedi. Hayır dedim, kapattı. Konuyu kapatmadım ama. Ne kadar şey yap. Onu yapacaksın da onu yapacaksın. Ona kafamı sokacağım şimdi. Yumurta, en sevdiğin kısmı. Aaa yumurta! Üçüncü kez mi yumurta kırıyoruz? Evet, evet, hadi. Bunda kırılmaz ki. Plastik bu. Çok kötü ya. Bir tane video izledim. İki çocuk böyle küçük ilkokuldalar. Anne ne gülüyorsun ya? Anne vuruyor da kırıyor. Hayır, o değil. Ne alakası var ya? Şimdi kafama vuracak kırıyor. Şey. Herkes sen mi ayvayla vuracak kafama? Yapsan mı? Ne yapalım? Emre'yi dövmek bir zevk veriyor mu? Bu nasıl bir şey? Video şu. İki tane çocuk, abi diyor bu tavuğun bir tarafından çıkmıyor mu bu yumurta? Evet diyor. E bu yazıyı nasıl yazıyor? diyor böyle bir şey işte. bu kanalın son konuğu Yeşim. Kafanı da kırayım mı? Bir şey bence kır. Bak yemin ediyorum var ya, 100 lira veririm. Hemen işler. Ha, ben 200 veririm senin kafanda kırarım. Söyleyeyim mi bunu sen istedin? Kırıyorum.
Nasıl oldu lan bu? Abi bir insan bu kadar mı kaldı? Dur. Olur ya. Zınk. Nasıl zınk? Ha başladı. Ya bu mobil yemin ediyorum artık. Çok kabiliyetli. Ya dur artık ya. Bak kabukları düşecek içine. Bak, bak. Vallahi bravo. Acayip profesyonel olmadın mı? Şimdi bir paket kabartma tozumuz evet, var değil mi? Evet. Ferhat Koç. Fahrettin Koca diyordu ya. Paketi açınca şey çalıyor. Kalp kalbe karşı derler. İnci bir taneydi bil ne olur bu şarkılar. Ama İnci hiçbir şarkı bilmiyor. Mi İnci? Evet. Bilmemesi normal. Bence de. Niye 16 olsa? Onu bir düşünürüz. Yormaya başlıyor mu? Başlayalım muhtemelen 1-2 dakika oldu ve Yeşim'in yaptığı şey sıfır. Farkında mısınız? Ay çok özür dilerim. Hiçbir şey yapmadım hakikaten. Bu rendeleniyor muydu bu rendeleyeceğim? Evet, ama... Yemek yaparken en önemli şey eldiven. Çünkü mesela soğan elimizi kokutabilir. Yani, Yeşim pardon. Burası eşlerinizi şaşırtmak için harika tarifler. Ha. Öyle bir kanal değil bu. Yani böyle trollara gerek yok. Birazdan. Allah aşkına şu kutuyu zaten şeyi kutu takana kadar biz yemiş oluruz. Kutu. Kutu değil ne bu? Kap. Kap leğen bir şey bunu düşmesin bunu tut. Bak böyle böyle geliyor. Oldu oldu. İnce ne oluyor lan gidiyor. Yeşim. Canım. Şu gözüküyor musun? Tavuk var bak orada. Biraz un mu olur? Tamam un. Un geldi. Rende yapabilir miyim? Çok kalabalığız biz. Çok iyiyim de. Çok iyisin valla. Sağ kolum full soğan şu an yani. Sırılsıklam oldu kolum. Ona bir şey yapamayız. Ağlıyor musun sen? Bir tane yeter bence ya. Sen sen şöyle buradan dökün. Gözüm ya. Yanıyor. Ay geldi. Allah. Açıldı. Hah iyi. Bu ne? Arapsa bunu. Ha, vardı ya şey. Bilmem ben... ben bilmem Beşir bilir mi? Çok kötü şu anda. Su mu koyalım? Çok güzel yemeklere çeviriyoruz ama. Evet. Yani bu biraz zor oluyor. Ne oldu? Ay çok kötü demiş. Soğan rendelemiyor muydu bu arada ya? Tamamdır. Rendelemiyorum şey bak. Ay içinde de kaldım. Ne oldu bana ya? Ay durun ben bir dakika. Bir peşimde bir şey. Arkadaşlar işte bu videolar öyle kolay çekilmiyor. Kolay izin. Arzımda. Olmuyor Cuma olur. Ne olur. Tamam. Su koyalım mı buna? Su ne ya? Böyle yapınca iyi oluyordu. Sen kendi kendine ne yaşıyorsun orada? Ben bambaşka bir şey yaşıyorum. Bir soğan doğru ya. Dedik. Ben... Eski bir sevgilinle çiğ börek yaparken tanışmışsın ve onu hatırladın ve ağladın. Yeşil aralarında konuşuyorlardı. Soğanı doğramamak için kafir çağıralım diye. O da sensin bugün. Açıklayabiliriz. Söylemeyecektik. Ergin abi. Bak nasıl şakalar yapıyor gördün mü? Haftaya o yok. Öğren. Öğren şaka yapacak. Öyle yaparlar ya kanka. Ya Yeşim oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok sempatik çocuk ya. Ya komedi ya. Allah matrak ya. İncip müsait olduğun zaman bir un döker misin? Sağ ol. Annem arkadan sürekli aferin onu bir kaşık öyle koyun. İki kaşık böyle koyun. Annem demişken de annem tek başına bütün bu malzemeleri çıkartıyor, alışverişini yapıyor. Eyvallah, en büyük prodüksiyon amiri. Gelirme. Sen olmasan yapamazdık. YouTube'dan kazandığımız ilk paraya sana çok güzel bir hediye alacağız. Ama önce şu kameranın parası çıksın. Geliyor bu soğan için biraz yer değişik. Hayır iyi böyle. Dayanacaksınız. Soğan rendelenecek. Bir bölüm ÇG'de skeç yazalım. Gel bizle oynayalım. Şaka. Evet şaka tabii ki. Bayılıyorum. Benim sesim
değişmiş mi? Böyle geliyor. Hava kaçırıyor. Ya şu an bak, bir saattir soğan şey yapıyorsun. Ya hiçbir de bize şey... Ne? Buraya gelen konuşamıyor. Bağladım. Ne diyorum ben de bilmiyorum. Doğradım. Doğradım, hiç şey yok gibi. Doğramadım da. Ya rendeledim. Ne istiyorsun ya? Kıyma ne alaka? Kıymayı bu kadar istiyor alamazsın, ağlama. Oldu mu bir soğan? Bir soğan da çok... Yeşim bunu da rendeleyeceksin. Kaçıyor valla. Ben çok kötü oldum. Sen rendelesin. Hamurumuz hazır. Hacı Ahmet Akı andırıyor ya bu. Bayağı benziyor. Hacı? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben şöyle geçeyim sen. Şu ufak ufak soğandan kaçıyor ya. Baya şurada başladı, buraya geçti böyle. Birazdan kaçıyor. Montuyla falan. Nasıl gidiyor video falan diyecek. Şimdi hamurumuz hazır. Bunu böyle beze beze ayıracağız. Biraz dum ya. Şu kadar yeter mi? Biraz daha mı? Ha? Yuvarla elinde bakayım nasıl olacak. Hiçbir şey yapmıyorum. Ha pardon, ben yine daha... Yeter. Adam baba çok büyük. Bir iki de inciye öyle yapayım yalandan. Bilip... Ben hepsi paylaşıyorum. Bak o kadar görmüyorum ki. Ben de. Senin bıyıkların çıktı ha. Lahmacuncuya dönüşüyorsun burada. Gözüm yanıyor ya. Gözüm çok yanıyor. İşime devam ediyorum. Hamur olduysa tamam. 1, 2, 3, 4, 5 tane beze çıktı. Bunu çıkartıyorum. Yardım ettim kıza, ne oluyor? Soğan oldu. Babamın söylediğine göre çiğ börekte olay soğanın çok olması mı? İçeri, evet, harcında. Evet. Bu bilgiyi sen nereden biliyorsun? İçten yani. Duygusal olarak biliyorum. Yerken öyle istiyorum çünkü. Ha. Çiğ börek adam diyebilir miyiz? Diyebilirsin. İskender Men'den sonra. İskender Men. Çok özür dilerim. Buraya geçebilir miyim? Tabii ki. Küçük niye var? Hangisiyle rahat açarsın. Kıymamız hazır bence. Ben bunu... Ne? Beşiktaş'ın logosunu yapıyoruz yanlış. Evet, biçimli olması elindeki lazım. Elindeki de yuvarlak yapabilirsin. Yuvarlak. Bu bir zaten şeydi. Alıştırma. Alıştırmaydı. Yapamıyorsan Yeşim'e ver, o biliyor. Şöyle. Bak öyle öyle. Hamur hiç açmadım. Ben çok güzel yemek yapıyorum ama... Ve onu böyle yapacaksın bak. Bak bana öğretiyor. Hayatımda gördüğüm ilk bir taç. Şöyle yapacağız şimdi. Daha ne olsun? Kendini de alkışlar. Hemen ama. Hemen. Oldu. Oldu, arkamdan konuşma, oldu. Hayır, ne alakası? Keseceğim. Yaptığı kısımları keserim. İlk hamurumu açtım. Ekmeğe biraz su koydunuz mu? Koymadım. Ona koyun. Böyle. Islak olması lazım çünkü. Koyabiliriz. Kıymamız da hazır. Şimdi en çok senin emeğin var. Kimin emeği var? Benim emeği var. Yaptınız? Bence dananın emeği daha fazla. Koyanzi. Koyanzi ne ya? Koyanzi kanzi. Nece konuşuyor bu, anlamadım. Buraya ortala ki kapat. Al yoksa. Kapanmaz. Kapanmaz yerim. Gece gündüz kalırım. Gözlerine yandı yıllarım. İnci bu da mı yok? Bu da yok. Bildiğin bir şarkıyı söylesene. Aa, sen de beni benim. Seni düşündüğüm kadar düşünüyorum. Kaçak kelimeleri izlemediniz mi? Şöyle şöyle biraz. Şunu şöyle kapattık.
Şimdi çay tabağıyla mı? Metal çay tabağı var orada. Kesiyoruz, hazır mısınız? Evet. Ne kızıyorsun lan? Vallahi biliyormuş bu çocuk. Bak bak. Ters elle yapıyorum, ters. Vallahi mükemmel. Çiğ böreği çevirmiyor da kendi dönüyor böyle. Çünkü kamera var. İlk çiğ böreğimiz, vatan millete hayırlı uğurlu olsun. Bu ne, evcilik mi oynuyoruz? Bu ne ya? Şimdi nasıl gidiyor hayat? Biraz konuş, anlat bakalım. Evet, artık bir konuşalım. Çok iş yaptık. Gerçekten mesela skeçler mi keçler? Yılmaz Hoca sinirli birini. Biz bir yoğunluktayız bu arada. Bayağı bir turnelerimiz de var. İzmir var. İzmir var. İzmir'den sonra bir yer var mıydı ya? Adana var. Ha, Adana var galiba. Bu arada iyi açtık ha. Ama sanki çok mu ince oldu? Evet, çok ince. Bir şey olmaz, kabarmasın. Tadı güzel olsun. Ne olacak ki? Hadi bunu da... Ay, her şeye böyle bahane bulacaksan al. Evet. Kapa 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 kapa. Sen kapa. Güzel. Emre var ya bu işte. İyisin ha. Tam uğraşma dedi mi sen misin peki? Evet. Satalı da ver bakalım hani buradan böyle. İkinci çiğ böreğimiz de hazır. 3 tane yapalım ya. Bence de. Sen hasta olduğun için sana hamur açtırmıyorum. Git C vitamin mev. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Beni kar yapar. Devam et lan. Ne diyor ya? Böyle oldu ince. Aha terliğim çıktı. Dişim. Peki böyle mesela insanların ilgisini çekebilecek şeyler diye soruyorum. Evet. Manifeste inanır mısın? Çok. Biliyorum inandığını, o yüzden sordum zaten. Çok inanırım, manifestlerim ve bence de güzel bir şey. Peki böyle manifest diyerek başardığın bir şey var mı? Yok desem mesele yok. Manifest nedir bilir misin? Bilirim. Her şeyi bil zaten. Böyle yeni dönem şeyleri bil. Sen peki manifest yapar mısın? Yapmam ama. Böyle yani yapsam bir şey var mı? Yok. Ben mesela şey yaparım, hayallerimi. Bir odamda bir pano var. O panoda hayallerimi olmuş gibi yazıyorum. Mesela şey gibi. Ya Lamborghini çok yakıyor ya. Benzin parasını yetiştiremiyorum. Benim var diyorum mesela. Lamborghini aldım diyorum. Yani bunları olmuş gibi. Aslında günlük. Her sabah, evet, günlük her sabah kalktığımda da o panoya baktım. Ona mı? Yaptın ya. Araya gitti sandım ya. Anlamadı sandım. Her sabah baktığımda o panoya. Evet, bakıyorsun. Görsün ki ne? Bu arada şuralardan un almaya çalışıyorum. Ne olur bari un at şuraya. Panoma ne yazdım biliyor musun? İnci un attı. Yani öyle gerçekleşti. Manifest dediğin ponan var bir tane. Ponan var benim. Panom var. O panoya dileklerimi yazıyorum. Olmuş gibi. Sonra sabah kalkıyorum. Her gün aynı şeyi okuduğunda evren bir süre sonra bunu kabul etmiş oluyor. Ben mesela BKM'ye de yazmıştım. Ben oraya girdim dedim. Babalar sözünü tuttu. Sen mi başaracaksın, sen mi yapacaksın dediler. Evet. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Babam deyince de babamın bir hikayesi var. Bir skeç yazma döneminde. BKM'ye gidip falan skeç yazacağız. Böyle ne yazsam diye düşünüyorum. Annemle babam da oturuyorlar yanında. Babamdan şöyle bir ses geldi. İlla komedi mi olması lazım? Sonra dedim ki, yo dedim ben de çok ciddi şey yaptım. Yo dedim dram ne olur böyle yaptı. O zaman ameliyat olmamı yaz. Ve göklerden bir ses yükseldi. İlla komedi mi olur? Vay 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 vay. Eskişehir seninle gurur duyuyor. Sen para mı aldın lan Kültür Bakanlığı? Üçünü yan yana koyduğumuz bak, zaman... Bak çok iyi oldu şu ebatı. Bence de en iyisi bu oldu. Bence bu oldu. Herkes ya, farklı bir şey söylüyor ya. Ben bunu seçtim. Üç farklı kız kardeş gibi değil mi? En güzeli ve zengin koca bulacak olanı bu. En büyükleri abla ama böyle fesat boşanmış. Ailesiyle yaşıyor. Babasıyla arası bozuk. İşte akademik kariyer kovalayan falan ama peki mutsuz. Şöyle diyebilir miyiz? Yaprak dökümü Fikret Leyla ve senaryo vardı değil mi? Yaprak dökümü miydi? Evet. Lan diyorum iyi senaryoymuş yarare, ya. Ben izliyorum. Ben hala eski dizileri açarım, izlerim. Aşkı Memnu, Yaprak Dökümü. Bunlar benim vazgeçilmez dizilerim. Bir de Sihirli Annem vardır, o gece yatmadı. Selena'yı biliyorsun. Selena. Ya keşke öyle çıksaydım ya. Ne yapıyorsun? Selena. Komik olurmuş ya. Güzel olurmuş. Çiğ börek midir, çiğ börek mi? Börek. Çiğ börek. Yumuşak ye yok. Hiç peki, bana güven vermiyorsun. Çiğ börek oğlum. Şimdi bir koyacağım. Şimdi senin...
Cennet Mahallesi'ni biliyor musun? İsmini duydum. Pembe'yi biliyorum. Alişan'ın peki Çağbaşı Köylü askerlik arkadaşım demesi. Biraz da sektör. Çok komik. Neler konuşurum? Magazin programı yapalım mı seninle benim kanalda? Olur. Benim bir şey söyleyeceğim. Davasıyla uğraşamam ben. Değil mi? Ablam avukat. Ha tamam tamam. Kızartacağız. Şeyde tavada yağ kızdıracağız ve şey mi? Hadi kamerayı oraya kuralım. Son bir şey. Ben bu tarz ocakları da hiç sevemiyorum ya. Yağımız hazır arkadaşlar. Şimdi yağımız kızacak. Baya böyle... Yani eli bandıracağım. Evet, saçmalama ya. Ne olacak? Hadi hadi. Sana büyüğü var mı? Büyüğü kim? En büyüğü o. En büyük müsün bilmiyorum ama çok büyüksün ocak. Arkadaşlar bu arada toplu olarak söylüyorum. Gözü olanın gözü çıksın. Gönlüme bahar gelmiş. Ne zaman leylek görürüm acaba? Bunları leylek görünce bu arada çıkartabiliyormuşuz. Ya da kırlangıç görünce çıkartıp bir ağaç dalına bağladığım zaman dileğimiz gerçek oluyormuş. Yani benim 7,5 milyon dolar kazanmam tamamen leylek görmemle alakalı şu an. Ama söylemeyecektin. Almayacak şimdi. Sonra şu masayı temizlediğimizde çekelim. Tamam. Maalesef ben temizliyorum. Seni işten kurtardım çaktım. Bir şey olacak mı? Hayır yavaş koy. Stres olur mu? Çok stres olurum. Oy yavaş. Anne. Ana! Ne zaman ters çeviriyoruz? Pişince. Hiç kabaracağını zannetmiyorum. Gerçekten mi? Kabarmıyor bu. Bu niye böyle oldu ya? Bak şişti. Vay be. Aa şişiyor ha. Herhalde. Kızardı bence bu. Of. Oha. Çiğ böreklerimiz hazır. Şimdi rızı zamanı. Ben bunu alayım. Ben küçüğünü alayım. Küçüğü... Ben ziyetseyim de. Böyle direkt yiyeceğiz mi? Ya sen Eskişehirli değil misin? Bize soruyorsun. Bence iyi. Bence de iyi. Tuzu ve... Bence de iyi. Tadı yerinde. Diyette miydin sen? Evet, ben diyetteyim de. Çok iyi lan. Bayağı iyi olmuş. Bayağı güzel. Çok güzel. Bence çok iyi. Burada mıydın? Bir videonun daha... Videonun daha sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Yeşim'cim geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şef. Şef. Şef, ne oluyor? Bugün kalabalık bir ekiptik. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın, evet. Ben çok eğlendim yine. Bayağı da katkıların var yani videoda. Evet, ben çok yoruldum ya. Öyle oldu. Olsun, güzel bir çiğ börekte. Bu tarz içeriklerin devamı için de bize abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Açık Mutfak bitti.